Merhaba sevgili Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere tam ölçülü, tam tutan, içinin dolgusuyla, dışının sosuyla harika profiterol tarifi paylaşıyorum ve hemen yapım aşamasına geçiyorum. Evet, tenceremize 50 gram margarin veya tereyağı alıyoruz. Üzerine de 1 su bardağı 200 mililitrelik olacak şekilde su ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra tam ölçülü olarak 1 su bardağı içerisine eklediğimiz su bardağı kadar yani 200 mililitre kadar un ilave ediyoruz. Ve un hamur haline gelene kadar kaşık yardımıyla eze eze karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen de toparlanıyor. Şöyle 5-10 dakika kadar ocağın altı kısık bir şekilde hamurumuzu pişiriyoruz. Tam ölçülü tariftir. Malzeme listesini mutlaka her tarifimde olduğu gibi açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kolaylıkla not edebilirsiniz. Gerçekten püf noktalarına dikkat ettiğiniz takdirde tutmama, olmama gibi bir ihtimal söz konusu değil. Hamuru muhteşem oluyor. Mutlaka bu tarifi deneyin. İncecik içi bomboş bir hamur oluyor. Dışı kıtır. Bir hamur. Bugün iç dolgusunu içerisine ekleyeceğimiz pastacı kremasına varana kadar hepsini biz yapacağız. Hazır hiçbir şey kullanmayacağız. Evet, hamurumuzu bir kaseye alıp soğutmaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra tek tek yumurtalarımızı ekleyip mikserle çırpma işlemi gerçekleştireceğiz. Bu şekilde. Bunu mutfak şeflerinde de yapabilirsiniz elbette ki. Evet, ikinci yumurtayı ekliyorum. Ben size kıvamını göstereceğim. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. 4 ila 5 yumurta arası yumurta kullanacağız. İçerisine hiçbir şekilde kabartma tozu veya karbonat, kabartacak malzeme kullanmadık. Kullanmadık çünkü yumurtalar göreceksiniz zaten videoda da hamurumuzu kabartacak. Ceviz büyüklüğünde hamurlar sıkıp mandalina büyüklüğünde fırından çıkartmış olacağız. Ben sizlere kıvamını göstereceğim hamurumuzun. Bu kısım biraz meşakkatli bir kısım. Yani yumurtaları hamura yedirmek biraz zaman alabiliyor. Bu şekilde döve döve yumurtalarımızı da ekleyip 4 ila 5 yumurta. Yani yumurtalarınız küçük olabilir. Bazen 6 yumurtayı bile kaldırabiliyor. Ben sizlere kıvamını göstereceğim. Ben toplamda 5 yumurta kullandım. Asla çok cıvık bir hamurunuz olmamalı. Kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Evet, son yumurtamı da ekledim. Artık kıvamlı olmaya başladı. Evet, bu da son yumurtamızdı. Toplamda ben 5 yumurta kullandım. Yine söylüyorum. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. 4, 5 bazen 6 yumurtaya kadar çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi kıvam bu. Ben hamurumu sıkma poşetine sıktım. Sizler buzdolabı poşetinde de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kaşık kaşık da dökebilirsiniz ama kaşıkla biraz zor oluyor. Böyle ceviz büyüklüğünde hamurlar sıkıyorum aralıklı olacak şekilde. Bu işlemi yaparken lütfen fırınımızı da 160-170 dereceye açalım. Fırınımız sıcak olsun.
sıcak fırına göndereceğiz. Fırınımızda hamurlarımızın piştiğini anladığımız takdirde şöyle 45 dakika kadar en az pişiriyoruz. Kapağını hiçbir şekilde açmıyoruz. Fırınımızın bütün hamurların fırında kendi kendine soğumasını sağlayacağız. Eğer bir anda çıkarırsanız çökme yapabilir. Bu önemli bir püf noktası. Bu püf noktasına lütfen dikkat edelim. Fırının kapağını açmadan fırında soğumaya bırakalım hamurlarımızı. Evet, şimdi fırına gönderelim. Fırınımızda hamurlarımız pişerken bu arada iç kremayı, pastacı kremasını hazırlayalım. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı un, yine bardağımızın ölçüsü 200 mililitrelik bir bardak. Eski su bardaklarından dersem daha kolay anlaşılır herhalde. Şöyle kuru malzemeleri karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre süt ilave ediyoruz. Şöyle bir çırpıyorum. Şimdi içerisine 1 paket 200 mililitre kadar çiğ krema ilave ediyorum. İnanın bana harika bir krema oluyor. Bunu farklı bir pastada da deneyebilirsiniz. Pandispanya yapıp rulo pastanın içerisinde de denemenizi tavsiye ederim. Kremamızı da ilave ettik. Bir adet yumurta ilave ediyoruz. Ve hepsini çırpıyorum. Ocağımın altı açık, kaynayıp koyulaşmasını sağlayacağım. Bu arada vanilya özü kullanıyorum ben. Tatlandırıcı olarak biraz aroma versin diye sizler vanilin de ekleyebilirsiniz. Benim gibi vanilya aroması da ekleyebilirsiniz birkaç damla. Şimdi kaynayıp koyulaşmasını sağlayacağız. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra hemen ocağın altını kapatmayalım. Şöyle 5 dakikada kaynama noktasına geldikten sonra da çırpma işlemini bırakmadan pişirmeye devam edelim. Bu arada ocağın altını kapattıktan sonra da üzerinin kaymak tutmaması için ara ara çırpma teliyle çırparak soğutmaya çalışalım. Şimdi sosunu hazırlayalım. Bir su bardağı şeker. İki yemek kaşığı un. İki yemek kaşığı nişasta. Nişasta hiç fark etmez. Mısır nişastası, buğday nişastası. Nişasta olması yeterli. 2 yemek kaşığı da pirinç unu ilave ediyoruz. Yine her tarifimizde, her muhallebi tarifimizde, sos tarifimizde olduğu gibi kuru malzemeleri şöyle bir karıştırmamız gerekecek. Bu arada üzerine de 3 yemek kaşığı dolu dolu tepeleme olarak ben kakao ekledim. Dediğim gibi kuru malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra üzerine sütü ilave edeceğim. 1 litre süt ilave ediyorum üzerine. Bir pakette yine çiğ krema ilave ediyoruz.
Şimdi kaynayıp koyulaşması için çırpma işlemi yapıyoruz. Çırpmayı hiç bırakmadan ocağımızın altı açık, kaynayıp kıvam almasını bekleyeceğiz. Evet, sosumuz pişti. Bu aşamada kaynadığı noktada içerisine eklememiz gereken bir paket, büyük paketlerden 80 gramlık bir bitter ya da sütlü çikolata hiç fark etmez. Bir de beyaz çikolata ekleyeceğiz. Gram. Bu çikolatayı mutlaka ekleyin. Gerçekten sosunuzun tadını çok değiştirecek. Sosumuz sıcak olduğu için kolaylıkla da içerisinde erime işlemini gerçekleştirmiş olacak. Bu arada sosumuzun en önemli püf noktalarından biri de çırparak soğutmak. Eğer varsa bir mutfak şefiniz, onun içerisine sosunuzu ekleyip çırpma yaparak da sosunuzu soğutabilirsiniz. Üzerinin kaymak tutmaması gerekiyor. Soğuk olarak sosumuzu profiterollerimizin üzerine dökeceğiz. Eğer sıcak dökersek hem hamurlarını çok fazla ıslatmış olacak, yumuşatacak, hem de kabuk tutacağı için üzerindeki görüntü çok kötü olacak. O yüzden benim burada yaptığım gibi mikserle mutlaka çırparak soğutma işlemi gerçekleştirin. Gördüğünüz gibi profiterol hamurlarımız iki katı ölçüsüne ulaştı. Bizler ceviz büyüklüğünde sıktık. Onlar mandalina büyüklüğünde bizlere fırından çıkmış oldular. İçlerinde görüyorsunuz boş, harika kabarmışlar. İçerisine hiçbir şekilde kabartma tozu, karbonat gibi kabartıcı bir malzeme kullanmadık. İçlerine birer kaşık, gördüğünüz gibi aralarını kestim. Birer kaşık pastacı kremasını ekliyorum. Dilediğiniz servis tabağına alabilirsiniz. Borcama da dizebilirsiniz. Benim şimdi yaptığım gibi çukur bir servis tabağına da alabilirsiniz. Veya dondurmalıklara, kaselere de ekleyebilirsiniz. Bu benim tarifim, ünlü bir pastanenin tarifi. Mutlaka deneyin. Diğer tariflerden farklı olduğunu düşünüyorum. Yiyen herkesten tam not almıştır ve çokça tarifi istenmiştir. Deneyen herkesten bu arada deneyimlerini yorum kısmında bekliyor olacağım. Sizlerden mutlaka deneyimlerinizi bekliyorum. Evet, bu tarifin en önemli lezzetini arttıran en önemli yerlerinden biri, malzemelerinden biri aralarına eklediğimiz Antep fıstıklı çikolata. Mutlaka mutlaka bu Antep fıstıklı çikolatayı ekleyin. Lezzetindeki farkı göreceksiniz. Şimdi de soğuttuğumuz sosumuzu üzerine ekliyoruz. Artık bu da son aşamaydı. Sosumuzu da ilave ettikten sonra hafif bir soğutuk buzdolabında soğuttuktan sonra servise hazır hale gelmiş olacak. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana desteğinizi hissedebilmem için bir beğen tuşuna, bir de yorum kısmına emoji bile olsa bırakırsanız beni çok memnun edersiniz. Sizin gibi takipçilere ulaşabilmem için bu çok önemli. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.